Hepinize merhaba. Bu videoda size kilo vermeyi kolaylaştıran önerilerden bahsedeceğim. Bu önerilerin büyük bir çoğunluğu zaten biliniyor. Fakat uygulanmıyor. Çünkü hep mucizevi bir çözüm bekleniyor. Yani ya bir liste ya bir ilaç kilo vermek için. Ama şunu biliyoruz ki bütün diyetlerin başarısı %10. Çünkü sürdürmede sorun yaşanıyor. Diyetler de genellikle kalori kısıtlayıcı diyetler. Belli bir süre sonra kilo verme hızı azaldığı veya kilo verme durduğu için de kişi motivasyonunu kaybediyor. Tekrar sil baştan yoyo etkisiyle aynı şeyleri yaşıyor. Einstein'ın şöyle bir sözü var. Aynı yöntemle, aynı hatalı yöntemle başarı kazanmak mümkün değildir. Onun için yaşam şekli gerçekten değiştirilmesi gerekiyor. Beslenme şeklinin değiştirilmesi lazım. Yani hiçbir mucize yok. Bütün dünyanın sorunu kilo almak, obezite biliyorsunuz. Herkes bir şekilde kilo vermek için çareler arıyor. Ama bunu bütün yaşam boyunca sürdürebilmek için buna rejim, diyet ilk önce dememek, böyle besleniyorum şeklinde olaya bakmak lazım. Birincil kural, daha önce videolarda da bahsettiğimiz şeyler de var burada, öneriler var. Yediğimiz tabakları, yemek tabaklarını küçülteceğiz. Yani pasta tabaklarında veya komposto kaselerinde yiyeceğiz ve gözümüz doyacak. Yavaş yiyeceğiz, yani daha çok çiğneyeceğiz. Bakarak her lokmaya, çatala, kaşığa aldığımız şeye birazcık birkaç saniye bakarak o yeme hızımızı yavaşlatacağız. Biz yıllarca tabii ki nöbet tuttuk. Biraz bende mesela mesleki deformasyondan dolayı, çünkü nöbetlerde söylenen, ısmarlanan akşam yemeklerini hemen hızlıca yiyip tekrar görevimize dönmemiz gerekiyordu. Zaten bizim kıdemlilerimiz de öyle olmasını bekliyordu. Hiç neredeyse çiğnemeden yutuyorduk. Bu çok uzun yıllar tabii ki bende devam etti. Ancak yani son 5 yılda bunu düzeltebildim. Bu benim için bir mesleki deformasyondu. Çünkü çok hızlı yiyorduk işimize tekrar dönebilmek için. Yani yavaş yemek çok önemli. Çünkü doyduğunuzu zaten anlıyorsunuz. Hızlı hızlı yendiği zaman miktar olarak çok ve çeşit olarak çok fazla yemiş oluyorsunuz. Yemek yemeye başlamadan önce bir bardak su içmek. Hemen de içilebilir. Aslında 10-15 dakika önce içmek mideyi biraz dolduracağı için çok yararlı olacaktır. Yemeğe salatayla başlamak. Yurt dışında aslında çok yaygındır bu. Önce salata gelir. Bizde de hep yemekle birlikte yenir o salata. Ama salatayı önden yiyince midede şişkinlik ve lif de olduğu için daha az yemek yememizi sağlar ve daha çabuk doymamızı sağlar. Bunlar hani çok hemen hemen herkesin bildiği aslında öneriler. Fakat o kadar önemli ki biraz beslenmeye dikkat edilse ve bunlar yapılsa, bu önerilere kulak asılsa, göreceksiniz ki çok daha sağlıklı, uzun vadede de olsa kalıcı kilo vermiş olacaksınız. Şimdi diyelim ki yemeğimizi yedik, gün içinde açlık hissediyoruz. O aslında açlık değil, bir alışkanlık. Hani atıştırma alışkanlığı olan kişiler için özellikle. Susuzlukla açlık birbirine karışır. Böyle bir duygu geldiği zaman, hani böyle bir iç ezilmesi veya açlık, mutlaka birkaç yudum su için. Zaten baskılayacaksınız kendinizi. Bakın bu çok çok önemli. Yeşil çay, günde bir veya iki fincan mutlaka tüketin. Yeşil çayda kateşin var, metabolizmayı da hızlandırıyor. Bu çok önemli. Lifli gıdalar mutlaka beslenmenizde olsun. Bütün yeşillikler, bakliyat, brokoli, keten tohumu, elma, bunlar yoğun lif içeriyor. Günde 20-25 gram lif almak gerekiyor. Lifler, eriyebilen lifler bir bağırsak ve midede kitle oluşturduğu için daha çabuk doygunluk sağlıyor, mide boşalımını geciktiriyor, daha geç acıkıyorsunuz. Onun için lifli gıda çok önemli. Ayrıca bağırsaktaki probiyotik bakterilerin
besini de lif. Ve bu bakteriler kısa zincirli yağ asiti oluşturuyor. Bu kısa zincirli yağ asitleri de metabolizmayı hızlandırıyor ve beyindeki tokluk merkezini uyarıyor. Lifler beslenmede vazgeçilmez besinler olmalı. Acı biber de biliniyor metabolizmayı hızlandırdığı. O nedenle mutlaka her yemekte, konulabilecek yemeklerde acı biberi, kırmızı biberi koymak lazım. Her türlü renkli zaten besinde flavonoidler de olduğu için acı biberin böyle bir faydası var. Bir de eğer kilo verme sürecindeyseniz, bu da çok önemli. Herkesin metabolizması farklı olacağı için, hatta genetik faktör bile bunda önemlidir. O 5 kilo verdi, ben veremedim, 2 kilo verdim dememek gerekiyor. Bir beslenme uzmanıyla çalışıyorsanız, haftalık veya 10 günde bir gittiğinizde, o tartıya çıktığınızda çok dikkat etmenize karşın yağ oranınızda değişiklik olmazsa, sıvı artarsa, yani istediğiniz sonucu orada göremezseniz moralinizi bozmayın. Çünkü onlar anlık metabolizmayı ölçer. Sizin bir gece önce yediğiniz besin de oraya etki edebilir. Yani pantolonunuz bollaşıyordur, rahatlıyordur, fakat oraya yansımayabilir. Yani o tartıya yansımayabilir. Bu bir süreç. Onun için hiç acele etmemek, sadece beyne hakim olarak diyet demeden ben böyle besleniyorum demek gerekiyor. Mümkün olduğunca aslında çok atıştırma yapmamak lazım. Yani civciv gibi sürekli bir şeyler yememek gerekiyor. Ama diyelim ki çok ihtiyaç duyuluyor, çok boşluk hissediliyor. Her ne kadar insülinin yükselmesini sağlar diye çok önerilmese de, küçük bir parça salatalığın, havucun çok zararı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu işte, bu yolda kişinin strese de girmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Strese girildiği zaman kortizol ve adrenalin salgılanır böbrek üstü bezinden. Vücut bunu tehdit olarak algılar ve derhal metabolizmayı yavaşlatır. Protein bile yeseniz yağa dönüşür. Yani sürekli verdim veremedim şeklinde bir üzüntü yaşamak. Ben böyle besleniyorum deyip bu önerilere dikkat edin ve biraz da beslenmenize dikkat edin. Hem kalorilerine dikkat edin hem de içeriğine dikkat edin. Bu besinleri, söylediğim önerileri hayatınıza geçirdiğiniz zaman kesinlikle kilo vereceksiniz ve verdiğiniz kilo da kalıcı olacak. Bu videoda size kilo verme sürecinde kolaylaştıran, hızlandıran önerilerden bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.